Belediyedeki yolsuzluk iddialarını haber yaptı, emniyete çağrılıp ifadesi alındı. Ancak ifadeyi alan ne polis merkez ne de savcılıktı. Gazeteci Kadriye Sözer'i ilginç bir uygulamaya maruz Başlamadan kaldı. önce beni fuhuşta mı bastılar? Ben ahlak şubede ifade verdim. Denizli Ekspres adlı yerel internet sitesinin sahibi Kadriye Sözer'i bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizli Ulaşım AŞ'de görevli otobüs şoförlerinin gazetelere maille yolladığı mektupları haber yaptı. Habere göre şirkette bazı usulsüzlükler yapılıyordu. Haberin yayınlanması üzerine Ulaşım AŞ'deki bazı yetkililer Sözeri'den şikayetçi oldu. Sözeri ifadesinin alınması için Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Ya da onları hırsızlık şubede ifadelerini almak yerine maalesef ben ahlak şubede ifade verdim. Ancak kadın gazetecinin ifadesini polis merkezi ya da savcılık yerine ahlak bürosu ekipleri aldı. Uygulamaya maruz kalan Kadriye Sözeri yaşananlara Ben tepki ifademi gösterdi. verdim ama hala içime sindiremiyorum. Bırakın gazeteciliği. Ben bir anneyim her şeyden önce. Ben bir kadınım her şeyden önce. Denizli Gazeteciler Cemiyeti de yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı.